Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir kare iki eş üçgene ayrıldıktan sonra üçgenler biri dik kenarı diğeri hipotenüsü üzerinde zemine şekildeki gibi yerleştirildiğinde x açısı oluşturuluyor. Evet iki dik iki eş dik üçgen nasıl olur arkadaşlar? Köşegeni boyunca ayrıldığında yani bunlar 45-45 üçgeni. Burası da 45-45-90 üçgen oldu mu şunlar? Oldu. E o zaman buradaki 45'leri yazalım şöyle. 45, 45, 90. Burası da 45, 45, 90. Yazdık ve şu kenarlar A birim, A birim. E bu kenarlar da A birim, A birim değil mi? A ne çıktı burada? Bak ikiz kenar çıktı şöyle şu eşitleri gösterince. Yani ikiz kenar üçgense burası x açısıysa burada karşı da x açısı olur ve iki iç açı bir dış açı olduğundan yani 2x eşittir 45 derece olduğundan x böylelikle ne çıkar? 22,5 derece çıkar. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Ama ÖSYM köşesinden bir soru olduğu için ben kanalda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Geldik 3'e o zaman. Şekil 1'de bir kenarı 75 cm olan ABC'de dikdörtgen biçimindeki tablo uzun kenarları zemine paralel olacak biçimde A ve B köşelerinden duvara sabitlenmiş olarak gösterilmiştir. Evet uzun kenarı 75 cm. Sonra bu tablo düşüyor böyle zemine değiyor. Tam da böyle D köşesi köşegenin kesim noktası oluyor galiba değil mi? Tam köşegenin orta noktası köşegenlerin kesim noktası oluyor. E o zaman şunun devamını olmak zorunda köşegen olmak zorunda. E bizden de ne isteniliyor? X isteniliyor. E o zaman burada bunu anlatıyor zaten. E, B üst uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapalım? Biz şunların eşit olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Köşegenler hepsi birbirine eşitti. Aa hocam bak dikkat et burada bir şey çıktı. Burada köşegenlerin eşitliklerini yazınca Şurada önceki halinde burası çift çizgi. Yani dikdörtgenin kenarı yukarıda göstereyim istersen şöyle. Burası çift çizgi. E hocam burası da döndüğü şekil olduğu için burası da çift çizgi olacak. Yani ne çıktı burada bir? Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. Hocam burası 90. E o zaman buraya ne kaldı? 30 kaldı. Hocam burası da 30 olur mu? Olur. Niye 30 olur? Öncelikle onu söyleyelim tabii ki. Tamamı 90 olduğundan burası 30. Şunlar ikizkenar kenar olduğundan burası da 30. E sonra buraya da 30 oldu mu? Oldu. Çünkü e, 60 90 ise buraya da 30 kaldı. Ya da 30 90 ise 60 ya burası. 2 iç açı bir dış açıdan dolayı. Aa hocam ne çıktı burada? X kenarlık çıktı. 2 x ise burası da x oldu. 30'un karşısı x 60'ın karşısı x kök 3 oldu. E burası da x kök 3. Sonra ne çıktı burada? x kök 3 burası. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı da 2x oldu. Ve şu kenara bakın uzun kenar yani 3x. 3x eşittir 75 ise x de böyle ne çıkar? 25 çıkar arkadaşlar. Yani bu, dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yani 3. sorunun doğru cevabı balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. Şekil 1'de köşegeni yere paralel bir ip üzerinde olan kare biçimindeki bir örtünün ön yüzünün yarısı gösterilmiştir. Ön yüzü mavi. Dikkat. Örtünün ip üzerinde olan köşeleri şekil 2'deki gibi ok yönünde 5 cm aşağı kaydırıldığında örtünün gözüken ön yüzünün alanı başlangıca göre... 275 santimetre kare azalmaktadır. Yani bu alan A ise burası A artı 275'miş diyor bize. Ya da işte bu alan eşittir bu alan artı ya da şu alandan şu alanı çıkarttığımız zaman ne eşit? 275'e eşit. Tamam aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi son durumda örtünün gözüken arka yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Şuradaki alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar aslında burada örtü üst üste katlanmış. Katlama sorusu gibi düşünebiliriz bunu. Hemen bu katlamayı açalım arkadaşım burada. Katlama şöyle değil mi? Evet. Normalde şöyle bir kareydi bu. Üst üste kaçıyor bunlar. E şimdi örtü bu şekilde olduğu zaman ne olacak? İşte katlanmış halde bu sefer bu şekilde olacak. Dikkat edin. Birinci şekilde ikinci şekil aynı mı? Aynı. Şu köşegenle bu da 5 cm bu da 5 cm aşağı indiği için köşegenle şu. Buradaki köşegenle yani şuradaki köşegenle şu birbirine paralel midir? Evet yani burası 45 ise burası da nedir? 45 derece diye söyleyebiliriz. E o zaman burası 45 derece. E hocam burada şuradaki mesafe 5 birim. Şuradaki mesafede 5 birim olduğuna göre farklı kalemle göstereyim. 5 birim burası. E şuradaki mesafede 5 birim. Sonra 45 derece. Aynı zamanda burası da 45 derece. E burası da 45. E 5 ise burası da 5 yapar. 5 5 iken burası da ne yapar? 5 kökü yapar. Sonra şuraya da bir A dersem. X dik üçgenden burası da A mı oldu? Aynı şekilde. Çünkü niye? E, Burası 5 iken burası da 5. 5 kök a artı 5 kök a artı 5 kök de dolayı da diyebiliriz. Evet şimdi bize ne demişti şunu kullanalım. O zaman arkadaşlar şu üçgenin alanından bu üçgenin alanı çıkarttığımda 275 olacak. Bu üçgenin alanı nedir? Bir kenar ne yaptı? a artı 5 kök yaptı. Hocam burası a artı 5 kök O zaman a artı 5 kök 2 çarpı a artı 5 kök bölü 2. Yani a artı 5 kök karesi bölü 2. Eksi. Burada kalan nedir arkadaşlar? Burası daha burası daha olduğundan dolayı a kare bölü 2. Bu neye eşitmiş? 275'e eşitmiş. Hadi bakalım şunu açalım. a kare artı 10 kök 2 a artı 5 kök 2'nin karesine 50. Eksi a kare bir de bölü 2'si var. Eşittir 275'miş. A kareler gitsin. 2 ile burayı çarptığımız zaman kaç yapıyor arkadaşım? 250, 500, 550 mi yapıyor? Evet. Buradan 10 kök 2 a eşittir 550 550 eksi 50 yani 500'e eşit olacak. Buradan kök 2A eşittir 50'den. A da buradan 50 bölü kök 2 çıkıyor. Yani kök 2 eşit çarparsam 50 kök 2 bölü 2'den 25 kök 2 çıktı arkadaşlar. Tamam. Verilen bilgileri şimdi şekil üzerinde yerleştirelim. A'yı 25 kök 2 bulduk. Hocam burası 25 kök 2. Burası da 25 kök 2. E burası da zaten neydi? 5 kök 2 idi. O zaman bu 45. Burası da 45. 90 olduğundan burası da 45. Burası da 45 değil mi? Evet. Şimdi burada ne yapalım? Şuranın alanı isteniliyor bizden. Arkadaşlar buranın alanını bulmak için de ne yapacağız? Aslında şöyle yapabiliriz. Büyüğün alanından şuradaki alanı çıkartarak da sonuca ulaşabiliriz. E büyüğün alanı 5 kök 25 kök ki burası. 5 kök ki burası. Toplamda burası 30 kök kim yaptı? Evet. 30 kök karesinden neyi çıkartacağız? 25 kök karesini çıkarttığımız zaman olay bitecek arkadaşlar. O zaman 30 kök karesi eksi 25 kök 2'nin karesi diyeceğiz. Aslında şöyle de yapabilirsin tabii ki. Hocam burada dikdörtgen yapayım. Şuranın alanı artı buranın alanı da diyebilirsin. Ama bu bana daha basit geldi. Şuradaki alanı bulmak için büyük karenin alanından şuradaki karenin alanını çıkartacağım. E hocam daha basit 30 kök 2'nin karesi. Nasıl alacaksın bunu? deme. Bu çarpanları ayırarak tabii ki. Bu neye eşittir arkadaşlar? 30 kök 2 eksi 25 kök 2 Çarpı 30 kök 2 çarpı artı 25 kök 2 eşit değil midir arkadaşım bu? Evet. Şimdi burası kaç yaptı? 5 kök yaptı. Çarpı bu da 55 kök 2 eşit olacaktır. 55 kök 2 eşit olacaktır. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kaç yaptı? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 ile 5 10. Bir de 55 ile çarpınca 550 yapıyor galiba arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? C seçeneği çıktı. Kaçıncı soruda? Dördüncü sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 5'e. Ne diyor 5? Arkadaşlar bunu böyle katlamışız. Sonra bunu böyle katlamışız. Sonra bu böyle katlandıktan sonra bunu bir daha böyle katlıyoruz ve kesiyoruz. Arkadaşlar bunu geriye doğru açılım yapacağız. Ben bunu böyle katlamıştım geriye doğru açacağım. Ve burada elimdeki şekil hangisi ona da dikkat edeceğiz. Elimdeki şekil bu. Hadi bakalım eski haline geri açacağız şöyle. Eski haline geri açtıktan sonra Hocam şuradaki noktanın bu doğruya göre simetriğini alacaksın bu. Buradaki noktanın bu doğruya göre simetriyi de bu yapıyor. Yani bizim asıl şeklimiz bu oldu. Sonra burada da şunu açacağız. Bak şunu açacaksın dikkat. Bunu böyle katlamıştık. Sadece üsttekini açacaksın. Üsttekini açtığın zaman da hop şöyle. Şimdi bunun da bu doğruya göre simetriği. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği bu. Bu da burada kalıyor. Dolu kısım böyle mi oldu? Evet. Sonra nasıl? Bunu da buraya doğru açacaksın. Bunu da buraya doğru açınca şu noktanın simetriyi. burası yapıyor. Bu noktanın simetriği de burası yapıyor. Hop şöyle hop şöyle mi yaptı? Evet. Yani biz şunu arayacağız arkadaşlar. O da hangi şıkta oluyor? Evet. Şu sanırım denizli şıkkında. Evet arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Bakın şuradaki şekil burada. Buradaki şekil burada. Gördüğünüz üzere. Sonra yan şekil burada. Sonra diğer şuradaki şekilde burada o da D çıkkında mevcut arkadaşlar. Geriye doğru açılım yapıyoruz. Her zaman söylüyorum. Bu ayarda bir soru bekliyorum. Çok yakın zamanda artık ne zaman gelir ben de bilmiyorum. Evet 5. soruyu denizli bulduk. Geldik 6. soruya. Aşağıda çevresi 36 cm olan ABC'de dikdörtgenin içine 5 tane eş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. 5 tane eş dikdörtgen. Bak eş dikdörtgenleri burada kullanacağız. Eş dikdörtgenlerin her biri ABC'de dikdörtgeni ile benzer olduğuna göre. Hmm, Demek ki eş dikdörtgenler ve şey ABCD dikdörtgeni benzer. Yani benzer olması ne demek? Kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına eşittir. Peki ben burada kısa kenarları şöyle bir yazayım bakayım. Şurası A, burası A. Şurası da A olması lazım. Peki şuraya B yazacak olursam. Hocam şu kenar A artı B mi yaptı? Evet. Bak burası B. Burası nedir? A'dır. Sonra uzun kenara B demiştik. Hocam burası B, burası A. Şuradaki kenarın ne olduğunu biliyoruz biz. Buraya b eksi a mı kaldı? Evet, çünkü bunun tamam b olduğundan dolayı. Ya da şöyle bakabiliriz, burası da a ya a artı b, burada da a artı b var. Yani toplamda burası ne yapmış oldu o zaman arkadaşlar? Ee, şurası a artı b olduğundan buraya da b kaldı. 2a artı 2b yaptı. A, dikkat et, bak ne oldu burada? Güzel bir şey çıktı. Hocam, şimdi küçük, küçük dikdörtgenlerin her biriyle büyük dikdörtgen birbirine benzer değil miydi? Evet. Hocam. Kısa kenardan uzun kenara geçiş 1'e 2 oldu burada. E o zaman burada da aynı şekilde kısa kenardan uzun kenara geçiş 1'e 2'dir. Yani A iken B dediğimiz ne yapar? 2A olur. Çünkü kısa kenardan uzun kenara geçiş 1'e 2 olduğundan dolayı. E o zaman B'yi de 2A bulduysak olay bitti sanki arkadaşlar. E, taralı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Çevresini de vermiş zaten bize. Şimdi gençler B yerine 2A yazdığımda B yerine 2A yazdığımda burası ne yaptı? B yerine 2A yazdığımda 4, 6A mı yaptı? Evet. Şimdi aşağıda çevresi kaç diyor? Bak burası 6A burası da 3A. Toplam 9A burada 9A da burada. 18A'yı bize kaç vermiş? 18A'yı 36 vermiş. A'yı böylelikle kaç buluruz? 2. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Madem A2 A yerine de 2 yazdığım zaman burada A yerine 2 yazarsam burası da kaç yaptı? 4 yaptı. 4 kere 2 8 bir tanesinin alanı. Bir tane 8'den kaç tane var arkadaşlar? 3, 4, 5 tane 8 var. O zaman taralı alanlar toplamı da 5 çarpı 8'den kaç yapacaktır? 40 yapacaktır. O zaman cevabımız böylelikle 6. soruda C han çıktı. Ve böylelikle ÖSYM adında sorulardan birincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın